terzi fikriye gelmek istiyorum. Terzi fikri yaşasaydı, soru işareti. Olmaz. Yaşasaydı Fatsa'da nasıl bir eylem planı yapardı? Çünkü geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı geldi ve terzi fikriyle ilgili eleştirilerde bulundu. Çok ağır ve sert eleştirilerde bulundu. Halkı için belediyecilik yapan terzi fikri Fatsa'da şu yaşananlara, siz gördünüz, tanıdınız da değil mi terzi fikri? Ben tanışmadım tabii. Mehmet Gümüş anlatacak. Çok evet, iyi de Mehmet dostuydu, Bey, arkadaşıydı. Ona da bir şarkı yaptı. O şarkıyı da dinleyeceğiz. Ne yapardı? Sonra direnirdi tabii. O bir halk hareketi başlatmıştı zaten Fatsa'da. Fatsa'da Fatsalıları bir araya getirerek hem imeci kültürüyle Fatsa'nın yollarıyla fındığın mücadelesini vermişti. Her alanda önderlik etmişti. Sadece yerel anlamda değil, Fatsalı'nın hakkını alması anlamında da ciddi katkıları olmuştu o süreçte, liderliği olmuştu. Ama Mehmet Bey birebir kendisiyle tanışıp o mücadeleyi de verdiği için canlı canlı da kendisinden dinleyelim. Evet, Mehmet Gümüş terzi fikrinin de arkadaşıydı. Teşekkür ederim. 1979 yılında müzik öğretmeni olarak Fatsalıydım ama üniversiteyi bitirdikten sonra Fatsa Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak atanmıştım. Dolayısıyla süreci yakından tanıyayım. Yani sürecin birçok insanla birlikte sürecin tanıklarından biriyim. Tabii Fikri Sönmez belediye başkanı olmadan önce halkın tüm sorunlarıyla ilgilenen, halkın tüm sorunlarıyla hemhal olan bir insandı. Özellikle de çok Fatsa'da yaşanan, Ordu bölgesinde yaşanan fındıktaki bu sömürünün açığa çıkmasını ve bununla ilgili çözüm önerilerini ortaya koyan insanlarla birlikteydi Fikri Sönmez. Yani Fikri Sönmez tabii tek başına da değildi. Fikri Sönmez ve arkadaşlara desek daha da doğru olur. Daha sonra biliyorsunuz 1979 yılında 14 Ekim'de belediye başkanı oldu. Bağımsız belediye başkanı. Detaylarını anlatmıyorum. Belediye başkanı olduktan sonra özellikle iki konu, fındık konusu ve kara borsa konusu belediye seçimlerinden önce öne çıkan sorunlardı. Hem ciddi anlamda o kara borsayla olan mücadeleyi hem de fındıkla ilgili olan tüm mücadelenin merkezindeydi Fikri Sönmez. Belediye başkanı olduktan sonra 10 aylık bir dönem sürdü belediye başkanı. Belediye başkanı olunca da gerçekten 10 yıllarca bekleyen sorunlar 10 ay içinde halledildi. Özellikle Çamura Son kampanyası belirgin özelliğidir onun ama tek cümleyle hemen çok fazla da zaman almadan şunu söyleyebilirim. Fikri Sönmez belediyeciliğinin ve en önemli özelliği doğrudan demokrasi. Yani sorunlar mahallede, mahalle komitelerince hallediliyor, belirleniyor. Çözüm önerileri belediyeyle birlikte, belediyedeki meclisle birlikte tartışılıyor. Ve ortak çözüm üretildikten sonra belediye çözümü noktasında hareket ediyor. Yani önce mahallede, bugün bile birçok üniversitenin, birçok öğrencinin üniversite tezlerine, üniversitede tez konusu olan bir durumdur Fatsa. Ve mahallede komitelerin birlikte çözdüğü, birlikte sorunlarını, birlikte ürettiği, gördüğü sorunları, halkla birlikte ortaya çıkan sorunlar belediye ile birlikte hallediliyordu. Daha sonra biliyorsunuz şeyi başladı. Daha sonra cezaevi süreci başladı. Cezaevi sürecinde de birçok arkadaşımla birlikte o dönemin 12 Eylül'ün baskılarına karşı cezaevinde hep birlikte Fikri abi ve diğer arkadaşlarla birlikte mücadele ettik. Kendisini saygıyla anıyorum. Dediğiniz gibi onun için yaptığım da bir şarkı var. İsterseniz onu söyleyeyim. Buyurun. Öncesinde kısaca yanıtlamanızı istesem. Yaşasaydı şu Fatsa'daki talana herhalde gür bir sesle haykırırdı değil mi? Tabii mutlaka hem fındıkta fındıkla ilgili sorunların merkezinde olurdu. Hem doğadaki sorunların merkezinde olurdu. Yani ne bölgede ne sorun yaşıyorsa o sorun kendi sorunu gibi görürdü. Tabii Fikri Sönmez tek başına değildi. Fikri Sönmez'i o arkadaşlarıyla birlikte de bir ifade etmek lazım. Bir ekip işiydi bu tabii. Ama Fikri Sönmez çok önemli bir şahsiyetti orada. Ve gerçekten halkın büyük bir çoğunluğunun, yani %90 belki daha üzerinde büyük bir çoğunluğun sempatisini kazanmış bir
insandı ve onun belediyeciliği de artık şu anda hep her zaman konuşulan, zaman geçtikçe de konuşulması devam eden ve artan bir durum. Onun için çok önemsenmesi gereken bir konu. Biz de şimdi Sayın Cumhurbaşkanı öyle söyledi ama biz de onun söylediklerine katılmıyoruz. Biz de farklı bir pencereden bakıyoruz. Aynı zamanda bir belediye başkanı olan Seyit Bey'e de sormak istiyorum. Bir zamanlar Ordu Belediye Başkanı'ydı. Ulubey'den başladı. Ve son zamanlarda bir kültür sanat etkinliğinden dolayı, kültür sanat etkinliğinde Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı konuştu. Fakat şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedefinde Sayın Tunç Soyer. Nasıl karşılıyorsunuz? Biraz o büyük kalabalık mı? Büyük bir coşku mu? Ne diyelim size? Yani Erdoğan Türkiye'de konuşmayı bıraktı. Özbekistan'da bile artık İzmir'i konuşur o hale geldi. Şangay toplantısında. Tunç Soyer'i konuşur hale geldi. Demek ki orada Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı milyonlar herhalde kendisini rahatsız etti ki sürekli bu konuyu işliyor. Aslında Tunç Soyer'in ifadeleri nutukta olan ifadeler. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleri. Kendisi o dönemi anlatırken yani Yunanlı dememiş de emperyalistler demiş. Yani emperyalistlerin sonuçta kullandığı bir o günkü Yunanlılar emperyalizmin de bir temsilcisiydi. Yani bir sadece Yunanlı demedi diye bu kadar büyütmek ve Osmanlı'ya işi getirip de Osmanlı ile özdeşleştirmek tamamen mantık dışı bir olay. Sonuçta tarihi belgelerde gösteriyor ki Vahdettin bir İngiliz zırhlısına binerek Malta'ya gitti. O Kurtuluş Savaşı mücadelesinde maalesef zarar verdi ve o süreç içerisinde de tarihi belgelerde gösteriyor ki Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı vererek 9 Eylül'de İzmir'i tekrar vatan yurdu geri yaptı. Aldı. Vatan yurdu yaptı. Şimdi yani bunu bir şekilde yani Osmanlı ile özdeştirmenin olayı saptırmanın bir anlamı yok. Asıl konu Serhan Bey oradaki milyonlar rahatsız etti. Oradaki milyonların tek ağızdan Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisini ifade etmesi, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ifade etmesi, cumhuriyete bağlılığını ifade etmesi herhalde rahatsız etti. Ama bu da çok doğal zaten. Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını bildirdi. Yani tanıyan birisi olarak da Tunç Soyer'in ne kadar vatansever olduğunu hepimiz biliyoruz. Tunç Soyer'i Yunan yaptılar. O ülkesine, vatanına aşık bir vatandaş, bir belediye başkanı. Onun dışında hiçbir şey olarak biz görmedik onu farklı bir şekilde. Sözü ben Mehmet Gümüş'e bırakıyorum. Terzi Fikri için, Fikri Sönmez için söylediği, bestelediği, yazdığı bir türkü. Tabii onu söyleyeceğim. Çok kısa bir cümle, bir şey unuttum. Bu 24 Temmuz'da Fatsa'da bir miting olmuştu. Başarılı bir mitingdi. O mitingin etkisi ciddi boyutta bu bölgede yankılandı. Dolayısıyla Fikri Sönmez'in yeniden gündeme gelmesi biraz da o mitingdeydi. Çünkü o Fatsa'daki 24 Temmuz'daki o mitingde Fikri Sönmez'e vurgu yapıldı. Fikri Sönmez'in 70'teki fındıkla ilgili mücadelesine vurgu yapıldı. Ve mitingin o coşkusu içinde gerçekten çok önemli noktalara geldi. Konuşulmaya başladı Türkiye'de miting. Biraz da Fikri Sönmez'in yeniden gündeme gelmesi bundan. Rahatsızlık yarattı diyorsunuz. Yani rahatsızlık yarattı, evet. Evet. Yani o Fatsa'daki mitingin etkisini azaltmaya yönelik bir söylemdi o. Evet, bizde o söylem söylendi. Herkes istediği eleştiriyi yapabilir. Saygı duyuyoruz ama biz de o fikre katılmıyoruz. Fikre katılmazsınız. Demokrasi de böyle bir şeydir zaten. Tunç Soyer'in söylediklerine katılmayabilirsiniz. Fesli Kadir'in söylediklerini biz şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz ama tarihimize küfreden, tarihimize hakaret eden Fesli Kadir'in dizinin dibine gidip onu ziyaret edenler, onu ziyaret edenlere sesimizi çıkarmadığımız sürece Vahdettin'i eleştiren Tunç Soyer'e de bir şey söyleme hürriyetimiz kalmıyor diyorum. Biz de Fikri Sönmez'i sizin bildiğiniz gibi değil, bizim bildiğimiz gibi biliyoruz ve onu anıyoruz bir türküyle. Bu arada
Muhittin Böcek de bir mesaj, özür diliyorum, göndermiş. Çevre dostu Halk TV'de beraberiz, gururla izliyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, abimiz Seyit Torun ve kıymetli konuklara Akdeniz'den Karadeniz'e, ordumuza selamlar, Fatsa'ya sahip çıkalım diyor. Yine mesaj gönderenlerden birisi de Onur Akın. Sevgili Serhan, büyük devrimci Fikri Sönmez'in hemşehrilerine selam olsun. Sönmez o diyerek Terzi Fikri'ye muhteşem bir marş besteleyen 80 döneminde Fatsa Lisesi'nin müzik öğretmeni, büyük besteci Mehmet Gümüş'e, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'a ve bütün konuklara selam, saygılarımı iletiyorum diyor. Sözü ben de Mehmet Gümüş'e bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli dostuma. Zaten Fatsa'ya gelmişti, bir hafta kalmıştı. Ve birlikte de Maden'de olmuştuk. Orada da birkaç parça da söylemiştik. Onunla buradan selamlarımı gönderiyorum. Fatsa'ya sahip çıkalım sevgili seyirciler. Destek olun. Şimdi Terzi Fikri'yi işittikten sonra daha da çok sahip çıkacaksınız. Eminim. Bekliyoruz Fatsa'ya sahip çıkmanızı.